Herkes selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve Twisted Tower Fatal'da yardırmaya devam edeceğiz. Şöyle bir girelim bakalım. Şu an 31. savaştayız ve gireceğiz. 40. savaşı göreceğiz. 40. savaşta muhtemelen Combat Cup takımından daha güçlü bir takım gelecek. Yani bir zahmet gelsin zaten. Üçlü karakter gelir mi orasını bilmiyorum ama ilk defa göreceğim ben de sizle birlikte. Çünkü bu kule şu anda daha ilk defa yapılıyor. Umarım başarılı oluruz bakalım. Seri bir şekilde şunu başarılı bir şekilde tamamlarsak kuleyi. Çok mutlu edecek beni. Az bir şey hasar yedik. Canımız bir miktar düşmüş bu arada. 582 bin normalde benim canım ama 580 bine düşmüş. O ne alaka onu anlamadım ben. Şöyle bir al kanka. Bunu vurayım. Tamam. Güzel. Burayı zaten paramparça edeceğiz. Çok seri geçeceğiz buraları. Yardıralım hemen. Devam kanka. Şimdi can normalde 80 bin barında falan başladı. Bakalım bitirdiğimizde kaç binde olacak. Yani 45. savaşa geldiğimizde ki 45'i görebilir miyiz emin değilim. Belki 40'ı tek tek geçemeyebiliriz. Fatal Kule'deyiz çünkü şu anda biraz daha zor olacaktır her şey. Yani geldiğimizde bakalım 80 binden kaç bine çıkmış olacak canları. Yani illaki artmış olur diye düşünüyorum. Belki 100 bini görürler. Onu duruma göre göreceğiz bakalım. Şimdi kaç bin? 50 bin şu an. Şu an düşük ama bazen yüksek geliyor. Fazla yüksek geliyor. Şöyle al kanka. Tamam. Bir de şöyle vurduk mu? Güzel. Paramparça ediyoruz rahat rahat. Şöyle bir al bakalım. Herhangi bir ekipman düşürürsek bu savaştaki 40. savaşta yani düşüreceğiz. 40'tan başka bir şekilde düşürürsek çok tatlı olur. Yani buralarda falan ekipman atarsa yani karakter atması güzel değil. 30 ruh. Aslında kötü değil ya. 30 ruh da iyidir yani. O kadar kötü değil. Yani tabii bizde olmayan bir şey çıkmış olsa mesela 250 ruh olacaktı o gold karakter. Ama ne yapalım yani. Ulan işlemciyi değiştirdikten sonra da şey içemiyorum ya. Normalde maça gelirken ben kahve içerdim arada. İçemiyorum şimdi. Zaman yetişmiyor. O da ayrı bir sıkıntı tabi. 58 bin can da bu arada. Kendime de iyi vuruyorum ha. Vallahi güzel yansıtıyor Kraken Reptile'a. Böyle bir vuralım bakalım. Gayet tatlı. Hasarımız çok güzel zaten. Ona diyecek hiçbir şeyim yok. Böyle kahvemden ben hızlıyım bu arada. Tamam. Gir bakalım yavrucuğum. Şimdi bir sonraki inşallah dediğim gibi bir tane bile çıkarsak ekipman 40. savaş dışında benim için çok iyi abi. Rare ekipman düşmesi zaten çok çok zor. Aşırı zor. Ama bakalım. Belki şey yaparız ya. Yani umarım çıkartırız. Ekstra düşerse çok tatlı olacak. Şimdi karşımızdakiler 80 bin. Unutmayalım onu. 80 bin maksimum gördüğümüz can şu ana kadar. Daha üst barı bekliyorum ben. 39 bine falan düşene bakmayın. Ara ara böyle düşüyor. Savaşın kolaylığına göre değişiyor. En zor da şu an 80 bini gördük. Bakalım o ara savaşlardan birisinde 80 bini geçirtebilecek mi bu sefer 30'da 40 arasında. Geçirtirse gittikçe zorlaşacak demek zaten. Şimdi ne geliyor? Coins geliyor. Coins vallahi coins vere vere 3 milyon coins yaptık kanka. Onu da yani karakter çıkartırsak hadi bir jokerler de jokeri alalım fulleyelim ya. Vallahi yani ben alana kadar jokeri 6 milyon altınım olmaz tabi ama birkaç ekipmanıza şey birkaç parçası düştü. Gerçi yok gene en son parçayla birlikte gene nereden baksan 1,5 milyon gidecek her bir statına. O yüzden 4,5 milyon lazım. Çok ya. Gerçekten çok. Coins ama biriktireceğiz yani. Şu an yapacağımız ekstra bir şey yok. Block Breaker da çalıştığı için bir şey yapamadım. Al kanka. Tamam. Johnny Cage takımı yapmış herhalde tamamen ya. Ama bir boka yaramadı maalesef. Bakalım. Kaçtayız bu arada? Kaça geçtik ya? Onu dikkatimi çekmedi ama yine coin aldık. Hayırlısı bakalım. Bir kaçıncı bir göreyim ben onu kanka. Bakalım bir 5 savaş bitmiş. Çok seri bitiriyoruz bu arada. Normalde işte eski işlemcideyken gir çık acayip uzun sürdüğü için şey oluyordu. Yani 5 savaşı şu an ortalama 3 dakikada falan bitirdik. Gir çıklarla birlikte. Normalde 1 dakika falan sadece gir çık sürüyor zaten. Bayağı şey olmuş ya güzel olmuş. Can yenilemesi var bunların ama ya hiçbir şey değiştirmeyecek abi bu durum. Direkt öldürecek zaten. Bu geri kalkacak bir de. Evet. Quan Chi sağ olsun. Hele Slasher daha da beter bundan. 3 kere kalkıyor o toplamda. Ama bunu öldürürsek şey yapam kalkacak gene kalkacak da. Gerçi gene öldürdük ya. Yetenek atmama gerek yok bu arada ya. Vallahi gerek yok. Yani hadi atayım ama ikinci yeteneği bir atayım bakalım. Blokta kalır mı? Kalırsa kalsın ya. Blokta kalsa ne olacak?
Gene de öldürse de. O çok garip bir şekilde blokladı bu arada. Ya yattı, gördünüz mü? Yatarak blok atmak da kardeşim, o kadar mı umursamıyorsun bize? Valla. Quan Chi'nin ikinci gelmesi çok güzel oldu. Bir daha uğraşmadık en azından. O da tatlı bir olay. Şimdi ne verdi? Ah lan rare ekipman sandım ben. Kule ekipmanı sandım ya. Heyecanlandım var ya. Ah ne güzel olurdu anasını satayım. Bizde bulunan rare bir ekip şey yapsa. Kalkan veren bir tane var şurada, bakın onu göstereyim. Şurada Beacon Dead. Şu. Bunu şey yaparsa, evrimleştirirse 6 saniyeden 7 saniye çıkıyor kalkanımız. Burası çok önemli bizim için. Neyse bakalım. Vampirizm şeyi de, efekti de çalışıyor zaten. O da bayağı güzel. Canlar şu anda çok fazla artmış bir durumda değil. Yani 80 bin hala görmedik. Bazen demek ki düşüyor. Belki 40. savaştan sonra görürüz. Yani zorluk seviyesi ciddi miktarda, ya ciddi miktardan kastım, İyi miktarda artabilir. 66 bin de şu anda. Hala geçirtemedik abi maksimumu. 46 bin. Bakalım 80 binin üstünde görecek miyiz ya, merak ediyorum. Görmemiz lazım aslında mantıken de. Yok, görmedik abi. Evet. Öldüler. Devam edelim. Ekipman hala vermedi değil mi kule bunlara? Daha vermedi şimdilik. Acıyor bize. Acısın aman, öbür türlü daha kötü oluyor. Yani. Oturamaz hale getiriyor kule. Sağ olsun. Çok zorlayacak var ya. Hala 9. evrimler şu an. Çok güçlü değiller. 78 bin can geldi bu arada. Bir tık artış gerçekleşti şu an. Bakalım 40. savaştan sonra ekipman alacaklar mı? Ekipman alırsalar, herhangi bir kule ekipman alsalar bile bir anda 150 bin cana çıkıyorlar zaten. O da dert oluyor. 67 bin canlı şu an. He, random weapon gelmiş. Random ney? Yazmıyor mu lan? Normalde yazardı ya burada. Allah Allah. Yazması lazım lan normalde de. Neyse tamam. Sağ üstte şey yazıyordu da. Kulenin hangi zorluk seviyesinde olduğu yazıyordu da. Ha şey, tremor çekti, tamam lan, zorluk yokmuş. O yüzden dolayı. 78 bin can, aynen, hala maksimumumuzu geçemedik. 28'lerde mi ne görmüştük galiba 80 bin canı. Vallahi garip. Bakalım bir 38'de peki bir şey değişecek mi? Şu an gerçi 38'de geçmiş olabiliriz de. Değişecek diye düşünüyorum ya. 38-39 artık hangisinde gördüysek bir önceki 80 bini. 39 şu an. 62 bin. Gerçi yok, gene aynılar abi. Allah Allah. Vallahi garipmiş ya. İlginç. Yani zorluk seviyesi düşmüş resmen 30 ile 40 arasında. Tabi işimize gelir, sıkıntı yok. Ama 40'ın bossları tabii ki Combat Cup takımı kadar kolay olmayacaktır. Bakalım. 36 bin can ne lan? Bloklarken öldürdük baksana ya. Yani. Tamam. Şunu da vurdum mu tak diye bitti. Güzel. Devam abi. Devam, hiç durmadan devam. Acımadan yardıracağız. Ne verdin kankam? Yok, coins. Sadece coins anasını satayım. Ulan bari karakter ver ya. Gold karakter, şey, challenge karakter falan ver de, challenge karakteri. Onlar gene yani az biraz daha. Oha! Boss Classic Shang Tsung. Bunu ilk defa görüyorum. Shang Tsung'un. Bu ne lan? Classic Shang Tsung ne oğlum? Böyle bir karakter gelecek o zaman. Classic Shang Tsung gelmedi değil mi? Oyuna yeni eklenmedi. Yok, eklenmedi abi. Allah Allah. Bu ne lan? Aa, çok garip. Pasif falan ne bunun? Ne iş yapıyor? Oha, bu ne oğlum? Morphine. Oha. Classic Liu Kang'in Soul of the Dragon apply stun uyguluyor. Swag atıyormuş, weaken atıyor, cripple atıyor, snare atıyor. Bitirici kombolarında galiba bunları yapabiliyor. O çok garip abi. Form değiştiriyor galiba. Combinder'larını alıyormuş bunların. Vallahi çok garip. Acayip fazla özelliği var ve epic ekipman var. 2 tane epic ekipman var. Bu biraz korkutucu. Baraka'da sıkıntı tabii ki ya. Baraka'da en azından epic katmamışlar. Shang Tsung bizi bir osurtacak. Bakalım. Vallahi ilk defa böyle Shang Tsung görüyorum. Yani bir garip geldi açıkçası. Dur bakayım neler olacak. Yani ilginç. Klasik oynanışını ilk defa göreceğim ben şu an. Neler yapıyor, neler yapamıyor. Bak 8-15 bin. Dur ben bir savaş feda edebilirim bunun için bu arada. Hiç sıkıntı olmaz abi. Yeteneklerini falan görebilir miyiz bilmiyorum ama kanamayı hemen bıraktı şerefsiz. Birazcık vurayım bakalım. Canını indireyim. O yeteneği zaten dolacaktır onun. O süreçte çarpalım. Yalnız bunun kalkanı iyi değil ya. Bir de saldırısını çok fazla arttıracak. Oy, onun da vampirizmi var. Oo, hacı dayı çok vuruyorlar. 100 bin vurdu. Ayaküstü gerçekten 100 bin vurdu abi.
Ya bu şeyi aynen bloktayken bunun şeyini bozamıyoruz. O çok büyük sıkıntı bir olay bak. %36 arttırdı şu an düz vuruş hasarını. Korkmam lazım bu arada. Harbiden korkmam lazım. Yorar yani. Ciddi anlamda yorar. Böyle bir geçeyim. Sıkıntı olmaz umarım. Hadi bakalım. Shang Tsung yetenekleri açılmış bu arada. Atarsa atar zaten onu. Böyle bir. Aha, Jackson'a bürünüyor abi aynen. Wow, çok garip. Çok garip abi. Yetenek atarken falan başka karakterlere bürünüyor. Kör mü etti beni? Niye vuramadım? Vallahi Allah Allah. Garip garip olaylar var ya. Bunun Block Breaker buna çalıştıramıyoruz değil mi? Aynen. O çok sıkıntı böyle. Bloğunu açmadan canını ne biçim doldurmuş lan? Aa, bu yan tarafta canını fulluyor. Ananı. Shang Tsung'u öldürmemiz lazım. Oğlum ne kadar garip lan. Valla aşırı ilginç bir durum şu an. Çok garipsedim yani. Şuna bir geçeyim. Yok atma. Dur, birinci yeteneğimizi yağattık yağattık. Evet, Reptel 29.000 can basıyor abi, görüyorsunuz değil mi? Shang Tsung'u öldüreceğiz. Başka bir çaremiz yok. Buna Gold takıma mı geçsek lan? Valla Gold takıma geçebilirim ha bunları yenmek için. Dur bakayım, bu maçtan sonra Gold takıma geçeceğim abi. Her zamanki oluşturduğumuz Gold takım var. Gerçi onu da... Dur bakalım. Onu yükleyecektim ama şey olacak birazcık. Gerçi üst üste göremeyeceksiniz muhtemelen. Abi sıkıntı lan. Vallahi sıkıntı ha. Bu yan tarafa gidiyor, canını fulluyor falan. Birazcık kanser yapmışlar bunları. Dur bakalım. Diamond'dan dediğim gibi Gold'a geçebilirim. Duruma göre bakacağız. Şöyle bir al kanka. Tamam. Güzel vuruyoruz da işte. Bu bir boka yaramıyor. Reptil yan tarafta kaldığı sürece. Fulleyecek hocanı. Hadi bir kritikle. Aha vallaha. Giderek yendik Reptile. Tamam, geçmeye gerek falan kalmadı abi. Çok güzel. Reptile'i yendik üstüne. Tamam, bir savaş aslında harcanmazdı biliyor musunuz? Yani Gold takımla falan bu halledilebilir. Power Drain artı Snare takım var. Onunla halledilebiliyor. Onunla ilgili yakında video gelecek zaten. 200. Savaş'la ilgili bir şeyler göreceksiniz yakında. Bu videoyu ondan önce izleyeceksiniz çünkü, o yüzden diyorum. Yani güzel şeyler gelecek. Gold çok fazla iş yapabilecek bir Gold takım var. Onu elimden geldiği kadarıyla size göstermeye çalıştım. Değiştirilebiliyor, varyasyonları var. Yerine birçok şey katabiliyorsunuz istediğiniz şeyi. Onları zaten ileride de açıklayacağım abi. Şöyle bir geçeyim. Aslında gerek yok, düz vuruşla full hallederim ama Scorpion düz vuruşuyla full hallederdik de. Hadi böyle olsun abi. Birazcık da Sub-Zero ile oynamış olalım. Yetenekleri evet, garip abi, harbiden garip. Şuna bir geçeyim. Damage Overtime'ı kısaltmıyor değil mi bu? İyi. Şey, Damage Overtime diyorum. Herhangi bir debuff efektini kaldırmıyor ortadan. Raiden'la mesela Combo Ender yapıyor bak. Abi çok garip lan. Form değiştiriyor. Çok güzel karaktermiş ama. Elde etmek isterim yani. Şöyle bir şey yapayım. Güzel. Bunu attım mı? Sana bayağı bir vurmamız lazım kanka bizim. Güzel. Kritikle birlikte 110.000. Çok az diyor bu arada ha. Vallahi çok az diyor. Sağlam şey yani. Değiştirmeyeceğim karakteri. Zaten yendik abi. Aynen öyle. Güzel. Bir savaşımızı aldı maalesef. Yapacak bir şey yok ona. Şöyle söyleyeyim. Şeyde Talents'larda. Aha valla tamam, bu zengi verecekti. Ekstra. Keşke Scorpion'unkine verseydi. Neyse, 3 tane 5. evrim ankamın ekipmanımız olmuş oldu. Ya çok da şey değil. Çok da iyi değil. Ama idare eder yani. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Razı olacağız buna mecburen. Belki ilerlerde bir tane daha falan şey düşer. Yani ekipman çok az düşüyor Fatal'dan ya. O bayağı bir sıkıntı. Ben de evrimlemeye çalışıyorum. Şu an iki kuleyi birlikte götürüyorum. Hem normal hem şeyi Fatal'ı birlikte götürüyorum. Ama bakalım hayırlısı. Yani umarım şey yapacağız. Daha çok ekipman düşüreceğiz. İstiyorum vallahi düşürmeyi. Böyle bir al kanka. Tamam. Böyle bir vurduk mu sana? Çok tatlı olacak. Sakin ol yavrum. Sakin ol. Bir şey yok. Bir şey yok. Aynen. Tamam. Şöyle bir daha vurduk mu? Güzel. Rahat bir şekilde yeniyoruz. Yan karakterlerimizin en azından ekipmanları güçleniyor. Bu da tatlı bir olay. Güzel yani. 2000 coin'i aldık. 40. savaşta böyle zorladıysa bu arada klasik Shang Tsung'u falan veya Baraka'yı. Baraka daha büyük sıkıntı abi. İnanın bana. Baraka çok çok daha büyük bir sıkıntı. Çünkü ocağın fulleme olayı inanılmaz sıkıntı. Snare takım olmadan geçilebilecek bir takım değil gibi. Yani geçilebilecek bir karakter değil gibi. Ne bok yiyeceğiz bilmiyorum. Bloğunu falan da kıramıyorsunuz zaten. Reptile ya. Lizard Baraka pardon. Lan kafam iyice karıştı ha. Lizard Baraka var ya. O maalesef sıkıntı oluyor. Şöyle bir al kanka. Tamam.
Bu orayı çöz. Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Takla makla atıyorsun. Kocaman adamsın. Utanmıyorum lan. Al. Heh. Al. %95 damage sana. Al. Kaybol şimdi hadi. Güzel. Yani bir savaş yedirmek gerçekten üzücüydü. Şanssızlık oldu ama ya ilk savaşta. Reptal sürekli olarak değiştirdiği için safını. Birazcık sıkıntı yaşadık orada. Yani. Üzdü. Az biraz üzdü. Çok da sıkıntı değil ama. Şöyle devam edelim bakalım. 43-45'i göreceğiz. Oynayamayacağız maalesef. Yapacak bir şey yok ona. İyi yani gene güzel. Gene güzel. Bir sonrakinde 45-60. 60'ı oynayamıyoruz lan. Vallahi 59'da kalıyor. Gerçi 60'tan 75'i de 60'ı çekerim. Tamam 60'ı çekerim abi. Yetişiyor 60. Yani şöyle devam edelim bakalım. Şey bayağı vurdu bu arada. Damage Overtime bayağı bir vurdu. Böyle al kanka. Gayet güzel. Güzel. Hasar yönünden falan iyiyiz ama bir tık da yoruyor tabi. Devam edelim. Hadi. Tamam. Güzel. Ekipman düşmedi ya. Vallahi. Sadece yani boss savaşındaki ekipman dışında düşüremedik. Düşürsek iyiydi ya. Vallahi çok ekipman düşürebilenler var ama bende galiba çok şey olmuyor. Combat Cup takımı vermiş bu arada. Canlara dikkat etmedim. 80.000'li 80.000'in üstüne çıkmışlar mı onu bir görelim bakalım hep beraber. Maksimumunu geçmiş mi bakalım 40. savaştan sonra. Bence geçmiştir ya. Combat Cup takımı geldi çünkü güçsüz değil onlar. 95.000 geçmiş abi. Evet üst tarafa çıkmayı başarmış. Bakalım hatta daha üstü var mı? 84.000. Yok bu daha üstü değil. Yani böyle bir al kanka. Scorpion'u istediğin kadar çıkart. Bununla da tokatlarım size. 370.000 cana gelmiş bu da. Bayağı güçlenmeye başlamış çok tatlı. 99.000 evet abi maksimum 100.000 diyebiliriz şu an. Bakalım 45'ten 60'a ne olacak? Yani 120-130.000'leri görebilecek miyiz? Orasında merak ediyorum. Vallahi. Güzel. Kodumuz da Orak olsun. Böyle verelim. Orak abi. Yani. Kötü değildi. 3.10 milyon da altınımız olmuş oldu. 45. savaşa da gelmiş olduk. Hayırlısı bakalım. Triborg takımı 10. evrim ekipmanlı. Evet abi. Her şey burada değişiyormuş. Sadece 110.000 şu an görünür de var. 45. savaşta yani 150-160.000 canları muhtemelen bu hayvanlar görecek. Çok fazla güçlendi bir anda gördüğünüz üzere. Buradan sonra sıkıntı başlıyor demek. Yani bayağı bir zorlaştırmışlar. Şu anda normalde bu takım normal kulenin 150-160. savaşlarına denk geliyor. Bu Triborg takımı bu gördüğünüz ekrandaki takım. Şimdilik 45. savaşta vermişler. Siz düşünün artık ya 160-170'teki normal karakterleri. Bossları değil normal savaşları. Hayırlısı bakalım. Yeneriz diye umut ediyorum. Bu video şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.